Sevgili dostlarımız, Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la Akla Kapı programına hoş geldiniz efendim. Bu hafta yeniden sizlerle birlikteyiz ve bugün bu programda çok önemli, çok büyük bir derdimizi konuşacağız inşallah sevgili hocamla. Ben de çok merakla bekliyorum çünkü hepimizin bir şekilde dokunduğumuz, muzdarip olduğumuz bir konu masada olacak inşallah. Bugün tablet, telefon bağımlılığı, ekran bağımlılığı, bunu konuşacağız bütün yönleriyle inşallah. Hocam hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam büyük dert değil mi? Evet. Size çok, de çok geliyordur değil mi tabii, bunlar? Tabii çok geliyor. Biz çok şu anda hiç, yani benim meslek hayatımda yani son 2-3 sene olduğu kadar ergenlik dönemindeki kişiyi hastaneye yatırmak zorunda kalmadım. Allah Allah. Şu anda şeyin neredeyse 1/4, 1/5 ergen hastaneye yatan hastaların ergenlik döneminde. Davranış bozuklukları, ergenlik sorunları. Ergenler aslında cıvıl cıvıl olması gereken yani bir çağda. Hasta çocuk şey yapıyor. Yani ergenlik döneminde ama kimlerde bakıyorsun? Eğitim hataları olan, anne baba tutumu zayıfsa, parçalanmış aileyse, birçok şeyse yani onlarda daha çok oluyor. Yani. Maalesef. Hocam bu tablet bağımlılığı, telefon bağımlılığı, ekran bağımlılığı diye konuşuyoruz ya. Bunun bir insanda sınırı aştığını nereden anlarız? Yani gerçekten bu bağımlılık mı, tehlikeli mi? Yoksa bu kadar da normal canım diyeceğimiz bir sınır var mı? Sınır var tabii. Yaş grubuna göre değişiyor. Mesela 0-3 yaş arasında çocuğun eline vermeyeceksin. Hiç olmayacak. Hiç vermeyecek. Ya da verirse de anne baba gözetiminde verecek. Şu anda yemeği 0-3. Onunla yiyorlar. Bir dakika bir gol bir çocuk. İlk baştan şey başlıyor. Yani. Çünkü onu veriyor, öyle yiyor yemek. Onunla, o zaman onunla susuyor çocuk. Böyle yani, alışınca da ondan sonra kıyameti koparıyor. Yani, tabii yani mesela daha önceleri şeydi. Anne çocuğuna yemek yedirmek için dayı gelirdi. Dayı çocuğu güldürürdü, takla atardı. Ağzını açtığı zaman lokmayı sokardı böyle, evet, yemek yedirirken. Evet. Şimdi ona lüzum yok. Ekranı açıyor çocuk, o zaman yediriyor. Dayıdan ondan daha sonra etkili. Da çocuk ne oluyor? Bize bazen 3 yaşlarında çocuk geldiğinde, ben bunu aşağı yukarı 15-20 sene ilk vakayı gördüm. Klip sendromu vakası. Klip sendromu gecikmiş konuşmayla geldi çocuk. Gecikmiş konuşma demek otizm demektir. Otizmin başlangıcı da otizm var zannettik. Bir araştırdık ki çocuk aslında diğer gelişim, ince motor, kaba motor gelişimi iyi. Matematiksel zekası iyi. Sosyal ve duygusal zekası, bir de konuşma gecikme var. Niye böyle oluyor diye bir araştırdık. Çocuk bütün gün o zaman televizyon vardı. Bu cep telefonu yoktu. Akıllı telefonlar yoktu. Cep telefonu, televizyonu açmış çocuk. Bütün gün bu müzik televizyonu kanallarını klipler seyrediyor. Videolar, müzik kanallarını, şarkı evet, kanallarını evet seyrediyor. İsim vermeyin şimdi. Bilmem ne FM diye hani var ya. Onları çocuk dinliyor. Bütün öyle konuşmak, sözcük üretmek zorunda kalmadığı için hiç evde hiç konuşuyor. Çocuk bütün gün anne de ucuz bakıcı. Eline kumandayı vermiş. Çocuk onunla yiyor, içiyor, vakit geçiyor ama o hiç konuşmak zorunda kalmadığı için beynin sözcük üreten alanı körelmiş. Çocuk bütün gün Dost TV seyretse ne hale gelir? Yani tabii işte o bir tarafta hareket var, şey var yani. Yine de tabii ekran karşısı ekran tehlikeli. Ekran karşısında değil mi? Yani çocukta bir hareketlilik şey oluyor. O çünkü çocuk oradaki bir şey anlamıyor ama hareketlilik onu oyalıyor o anda. Bir nevi trans mı hocam bu? Hipnoz. Hipnotize oluyor yani. Yani çocuk büyülenmiş gibi oluyor o anda. Yani kaptırıyor kendini. Hani bir noktaya odaklanıp da başka dünyanın gerçeklerine kopmak hipnotik bir durumdur. Yani bilincini oraya teslim ediyorsun. Çünkü hipnoz bilincini uzmana teslim etmektir hipnoz. Sonra da kendine gelmesi zaten yani, biraz zaman alıyor. O çocuk alıyor. Sonra onu fark ettik. Hemen tableti yasakladık. İlk baştan ağladı ama daha sonra hatta geçenlerde öyle bir şey verdim. 5 yaşında bir kız çocuğu, annesi tabletini almış elinden. Kız çocuğu da almış çantasını. Ben evi terk ediyorum diye gitmiş. Annesi de bunu tecrübe etsin diye uzaktan kameraya çekmiş. Çocuk gitmiş, elinde çanta gidiyor. Eve kızmış annesine, küsmüş, evi terk ediyor. Biraz gidiyor ve 5-10 dakika sonra bakıyor ki hayatın gerçekleri yok. Annem babamsız olmaz. Çantasını alıyor. Çocuk 5 yaşında mı? 5 yaşında çocuk. Allah Allah. Evi terk ediyor gidiyor. Annenin bak orada hatasını düzeltme yöntemi. Kayda da çekmiş. Videoda da izledim. Çocuk geliyor ondan sonra.
Çocuk dönüp gelince de annesi hiç sorgulamıyor. Bak böyle küçük düşürmüyor onu yaptı hatasını dönünce. Ona hemen yemek ısmarlıyor filan. Ve anne kabul ediyor bak orada. Yani ona gelince bak ben sana demiştim bilmiyorum ne kafasına kalkmıyor. Ya, ne oldu? Ya ne oldu filan biz olsak hemen lafı sokarız orada. Yani evet. Öyle bir anne baba şey yok. Yani yani bu eğitim sisteminin şeydir mesela laf sokma bizim eğitim sisteminde yapılan hatalardan birisidir. Yani insanı evet, savunma maalesef. Duygusu yandırır. Hani adamın birisi Edirne Kapı mezarlığında varmış öyle diyorlar. Adamın birisi mezar taşına yazmış şey diye. Gezin gezin siz de geleceksiniz buraya diye yazmış. Ondan sonra, burası. Burası diye yazmış. Ondan sonra birisi de gitmiş onun altına ya ölmüşün halen laf sokuyorsun diye yazmış. Yani biz yani öyle olunca tabii insan kim olsa ve savunma duygusu yanıyor böyle laf, evet, laf sokunca. Hoşuna gidiyor. Hoşuna şey oluyor. Yani bunu daha güzel söyleme yöntemleri var eğitimde. Yani espri olabilir bu ama evet. Şey olmaz. Eğitim sistemi olmaz. Evet. Neyse yani şeyde yani anne 0-3'te baba... 0-3'te hiç olmayacak ama diyorsunuz. Tabii. Burada şunu önemli. Yani bir çocuk şu açıdan önemli. Çocuk yani devamlı ekran maruziyetinin dozu kaçtığı hı-hı. zaman çocuk başka şey öğrenemiyor. Halbuki çocuğun öğrenebilmesi için bütün 5 duyunun çalışması lazım. 5 duyunun dışında deneyimleyerek öğrenmesi lazım. Söküp takarak öğrenmesi, oynayarak öğrenmesi lazım. Yaşayarak öğrenmesi lazım. Öğrenme küçük yaşta hayat senaryoları öğreniliyor. Bu öğrenilen hayat senaryoları büyük yaşta da yaşıyorlar kişiler. Evet. O yaşantılardır bak. Sadece anlatılar, hikayeler değil. Yaşantılar kalıcı oluyor çocukta. Onun için büyüklerle yaşadıkları, arkadaşları yaşadıkları, bir şeyi oynarken, söker takarken yaşadıkları gelişen zihinlerinde yer ediyor onların. Orada bir tohum olarak ekiliyor, ileri yaşta büyüyor. Yani bu nedenle çocukların anne babayla birlikte geçirdiği zaman çok önemli onun için. Anne babanın evet. ona böyle nasihat vermesi değil de onunla yaşadığı olaylar, birlikte yaşadığı hikayeleri çok önemli. Yaşadığı hikayeler. Ortak zamanları. Mesela trafikte sıkıştı annenin babanın tepkisi. Daha geziye gittiler, bir şeye gittiler annenin babanın oradaki tepkisi. Çocuk anneyi, babayı bir de onun ilişkisini örnek alıyor. Onun gelişimi. Bu 0-3 yaş arasında onun için çok tehlikeli bu tablet şeyleri vermemek lazım. Hocam şöyle bir şey var. Bazı anne babalar 0-3 yaşındayken de mesela İngilizce çizgi film açıyorlar. Diyorlar ki çocuk böyle böyle öğrenecek, İngilizce kelimeleri öğrenecek. Gerçekliği var mı? Ya bunun belli bir saatte olabilir. Şu anda çocuk yani okul döneminde olan çocuklar da dahil yani bu okul öncesi dönemde günde 3 saatten fazlası şey oluyor. Yani ders çalışma hariç. Yani günlük şeyin dışında haftada toplam 20 saat deniyor. Haftada 20 saati geçen ekran maruziyeti çocuğa zarar veriyor. 3 ama yaşından bu, sonrasını bu söylüyorsun. 3 yaşından sonra da yani aslında çocukta 3 yaşından 12 yaşına yani çocuktaki okul dönemi yaşına kadar ebeveyn gözetimi altında olur bu. Ebeveyn gözetimi altında olmazsa çocuk bunu öğrenir yani yanlış tek başına olursa çünkü çocuğun 6-7 yaşında gerçeklik, soyut düşünce, kavramsal düşünce ortaya çıkıyor. Gerçeklik algısı oluşuyor. Ondan önce hayalle gerçeği karıştırıyor çocuk. Mesela tek başına bir video seyrediyor, videoda canavarlar üzerine geliyor gibi olur. Çocuk onu gerçekten öyle zanneder. Gerçek zanneder. Oradan bir kırmızı renk gelir eline, elim kanıyor zanneder çocuk. Çünkü hayal gerçeği ayırt edemiyor o dönemde. Hani 6-7 yaşında gerçeklik testini beyin öğreniyor. O zaman somut düşünce. O zamana kadar somut düşünce var. 6-7 yaşından sonra çok zekiyse çocuk daha önce de başlıyor soyut düşünce, kavramsal düşünce. Hı-hı. Soyut düşünce becerisi beynin ön bölgesinin fonksiyonu. Zekayla, duygusal ve sosyal zeka ve matematiksel zekanın birlikte çalışmasıyla oluyor bu. Ve bunu çocuk bazı çocuklar daha çabuk öğreniyor, bazı çocuklar yavaş öğreniyor. Ama bu da sosyal ve duygusal zekayla çok bağlantılı. Mesela matematik çok lüzumsuz görülür. Matematik. Hiç işimize yaramayacak. Niye öğretiliyor? Halbuki matematik çalışmak var ya çocuklarda, erişkinlerde beyinde network oluşturuyor, altyapı oluşturuyor. Yani bir şehirde
bir şehir yapacaksan önce yollarını yaparsın, altyapıyı yaparsın. Hı hı. Ondan sonra onun üzerine üst yapı yapılır. O matematik yapınca sebep-sonuç ilişkisi kuruyor. Yani aralarındaki matematik modelleme yapıyor beyin, hesaplamalar yapıyor. Ve beyin bunları yaparken beyinde bir ciddi bir şekilde matrix oluşuyor beyinde. Hmm. Matrix oldu ki onun üzerine soyut bilgiler ekleniyor. Onun için yani çocuğun böyle mesela biz çocuğu alırız. Küçük yaştaki çocuk yürümeye başlayınca eline su alır dökmeye çalışır böyle. Biz yaramazlık yapıyor deriz. Aslında çocuğun yer çekimine karşı beyinde özellikle beyincikte böyle dengeyle ilgili beyin network oluşturuyor o anda öğreniyor. Yani bu normal bir merak aslında değil mi? Normal bir merak. Einstein'ın bir sözü var ya, Allah kainatı matematik dilinde yaratmış diye. Tabii aynen öyle. Matematik aslında her şeyin zemini. Tabii her şey. Önce evrensel veri tabanı var, ilim var, bilgi var. Hı hı. Ondan sonra matematik var, hesap var. Ondan sonra tasarım var, geometri. Ondan sonra enerji var, fizik. Ondan sonra kimya var. Yani madde var, kimya. Ondan sonra canlı var, biyoloji. Bu 6 tane kademe var böyle. Güzel bir sıralama yani oldu. 6 kademe var. Bu 6 kademe aslında sanki Allah'ın kainatı 6 günde yaratma şeyi var ya. Çok enteresan. O 6 kademeyi bence kastediyor. Günlük oradan 6 kademede yarattı Allah diyor. İlk aşama ne bahsetmişsiniz? İlk aşamada bilgi var. Kur'an-ı Kerim'de levh-i mahfuz diye geçiyor. Hı-hı. Evrensel veri tabanı bilimsel tabirle. Belki de o planlama gibi. Kuantum fiziğine göre önce evrensel veri tabanı var. Allah katındaki bilgi var. Arş-ı Ala'daki bilgi var. Kur'an-ı Kerim'de levh-i mahfuz diye geçiyor. Evet, levh-i evet. Mahfuz ana kitap demek. Mutlak bilgi. Mutlak bilgi. Mahfuz. Allah tarafından muhafız edilen büyük levha, bilgi demek. Levh-i mahfuz yani. Bu demek ki Allah katında her şey yazılı orada. Evet. Yani bu bilgisayar yazacak bir kimse kafasında program vardır değil mi? Onda parasını. Ondan sonra yazar. O bilgisayarda oynayan kimse topun nereye gideceğini, oradaki oyunu oynayan topun nereye gideceğini bilmez. Ama bilgisayara yazan hangi koordinatlara vurursa golü olmayacağını bilir. Programı yazan. Allah katındaki bilgide de öyle bir yazılım var ki her ihtimalle yap, hangi ihtimalle yaparsan hangi sonucu alacağını biliyor. Kanunları koymuş. Kanunları koymuş. Hangi sen hangi adım atarsan sonucu alacağını biliyor. O da kaderi biliyor zannediyor diyoruz ona. Aslında Allah kaderimizi baştan biliyor. Çünkü programı yazmış beyin evrensel veri tabanı programını. Bir de zamansız dünya programı yazmış. Yani evren şu anda zaten bu Webb teleskobu çıktıktan sonra Webb teleskobu karanlık bölgeleri keşfetti. Webb teleskobunu keşfetti ki büyük patlama bile sorgulanıyor şu anda. Yani evren sıfırdan büyük patlamayla başlamamış ya. Evrende şu anda büyük patlamadan daha yaşlı gezegenler çıktı. 15 milyardan daha yaşlı gezegenler var. O zaman bütün ezber bozuldu. Bu kadar yaşlı gezegen olduğuna yaşlı galaksiler var. Bu kadar yaşlı galaksiler varsa o zaman bu patlama teorisi ne oldu? Fizik alt üst olmuş durumda şu anda. İnternete girin. Zaman diye bir şey yokmuş aslında. Zaman sadece bizim subjektif algılamamızmış. Zaman ve mekan sadece bize mahsus bir şey. Aslında evren şu anda yani zamandan bağımsız bir evrende yaşıyoruz. Mekandan bağımsız bir evrende yaşıyoruz. Her şey dijital. Fizik de derinleştikçe bizi metafiziğe götürüyor. Getiriyor. Aynen öyle. Her şey dijital şu anda. Yani önceden dijital her şeydir. Herkes dijital öğrensin deniyordu. Şimdi artık o demek ki her şey dijitalmiş. Dijital her şeymiş. Değil. Her şey dijitalmiş anlaşılıyor. Peki hocam işte bu her şeyin dijitalleştiği dönemde biz de dijital dünyaya çok muhatap oluyoruz. Yani az önce çocuklarla ilgili sınırlardan bahsettiniz ya. Haftalık 20 saati aşarsa bir alarm demek ki söz konusu. Yetişkinler için durum nedir? Yetişkinler biz de şu anda kendimizi şöyle kandırıyoruz. Ya ben oyun oynamıyorum ki maillerime bakıyorum, mesajlarıma sürekli mesaj geliyor. Bir günün sanki yetişkinler de günde 8-9 saatini ekran karşısında geçiriyorlar telefonla, tablette, bilgisayarla. Bunda bir sınır ihlali var mı? Bunda dünyada rekor kıran ülkeyi bizmişiz ha. En çok ekran maruziyeti rekoru. Yani günde dünyada 4-5 saat ortalama. 3 saat. Bizde 7 saati buluyor Türkiye'de. Ekran maruziyeti ortalaması. Erişkinlerde. Evet. Çocukları bırak, erişkinlerde. Çok fazla. Çok fazla ekran maruziyeti. Uyuduğumuz kadar yani, da ekrandayız bu, yani. Bu özellikle biz böyle şeyde rastlıyoruz böyle.
Yani bilgisayar, özellikle yazılımcıların bütün vakti bilgisayarda geçtiği için, hı hı, eğer bunu da severek, aşkla, şekle yapıyorsa onlar garip, tuhaf oluyorlar. Bunlara sosyallik, espri yapamıyorlar, gülemiyorlar, esprileri garip oluyor, aykırı düşüyorlar. Yani sosyal ve duygusal beceri alanları köreliyor beyinlerinde. Yani biraz ekrana çok maruz kalanlar da bir farklılık gözleniyor. Bunlara sekonder otizm deniyor bak. Hmm. Sekonder otizm. Yani çocukları şu anda küçük yaştan devamlı elinde ekran verip büyütürseniz o çocuklar otistik gibi oluyorlar. Hmm. Onun o bir alanda süper oluyorlar ama oturup birisiyle sohbet edemiyor. Karşı cinsle ilişki kuramıyor. Yani bir şeyle gidip bir yerde bir pazarlık yapamıyor, bir şey yapamıyor. Kayseriler istisna tabii. Yani burada bu gibi şeyler yani. Onlar da artık dijital pazarlama yapıyorlar. Dijital pazarlık yapıyorlar. Olabilir, yaparlar onlar. Bir şeyini bulurlar. Yani sonuçta biz şunu görüyoruz. Yani bu dijital bizim için bir dijital amaç değil, araçtır. Yani teknoloji bizzatı tarafsızdır. Tarafsızdır. Bu şey gibi işte telefon, bilgisayar, otomobil, elektrik, su. Bunlar yani bu teknoloji tarafsızdır. Biz onu kendi amacımıza yönelik kullanırsak bize hizmet eder. Ama o bizi yönetirse o zaman sen kullanılırsın. Popüler kültür, dijital emperyalizm var şu anda. Dijital emperyalizmle bizi dijital diktatörlüğe doğru dünyayı götürüyorlar. Dijital platformlarda, reklamlarla gönüllü bir emperyalizm var şu anda. Dijital bir emperyalizm ona doğru gidiyor. Çünkü en büyük veri şu anda, en büyük şey, güç, büyük data, big veri. Yani evet. Big data. Biz aslında her şeyimizin izlerini orada bırakıyoruz değil mi? Yani dijital dünyada kendimizi ele veriyoruz. Ne olduğunu. Yani onun için biz tabletleri, bilgisayarları, akıllı telefonları amacımız hizmetinde kullanırsak bize hizmet eder, hızlandırır. Hızlandırır. Yani, ama onlar bizi yönetirse o zaman kullanılırız. Onun kim için kimi kullanıyor? Burada biz kullanılan mıyız, kullanan mıyız, ona bakacağız. Eğer çocuğumuzu yetiştirirken, bak sen ders çalışmak için bunu kullan. Çocuğa günü planlamayı, böyle zamanı yönetmeyi öğretirsek, zaman yönetimi kaynak yönetimi mantığıyla yönetilir. Kaynak yönetimi nedir? En güzel, en büyük standart kaynak yönetimi finansal kaynaklar yönetmektir. Değil mi? Havuzu büyütürsün. Girdi kontrolü, input modülasyon deniyor. Bir de çıktı kontrolü, output modülasyon ve havuzu büyütmek. Yani kaynağını büyütürsün, girdileri artırırsın, çıktılar akıllıca kullanırsın ve havuz ona göre büyür ve sermayen büyür böyle durumda. Aynı şekilde psikolojik sermaye de öyle, sosyal sermaye de öyle, zaman sermayesi de öyle. Zaman bize verilmiş bir kaynak. Bunu yerinde ve zamanında her gün bize 24 saat hediye ediliyor mesela. Yani varoluş olarak. Her gün 24 saat hediye ediliyor. Bu hediyeyi doğru orta uzun vadeli planlarla kullanırsak, en güzel bu sefer gelecekle ilgili yatırım yapmak istiyorsan bugünü yöneteceksin. Bugünkü zaman sermayeni iyi kullanırsan gelecekle ilgili yatırım olur. O yatırım geri dönüşü yatırım olarak dönerse sana geri dönüşü olarak gelir. Daha çok hareket imkanı sağlar. Onun için zaman, çocuklarımıza zaman yönetmeyi öğretirsek tablet kullanmayı öğrenirler onlar. Hocam, para kullanmayı öğrenirler.